Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizler için BMW G310'u inceliyorum. Gördüğünüz gibi yollardayım. Virajlara yatıyorum böyle çılgın çılgın. Tabi fazla yatmıyorum, tırsıyorum bir yandan. 30 bin liralık motor ne de olsa. BMW G310 313 cc ve 28 Nm çevirebiliyormuş ve üzerine bir de bir şey vardı, neydi o? 34 beygir olması güzel. Bayağı hoş bir motor. Yakıt olayından hemen bahsedeyim videoya girmişken, onlardan sonra bahsetmeyeceğim. Zaten web sitesinde birçok şey yazıyor. 100 kilometrede 3.33 litre yaktığı söyleniyor. Benim Dük'te de 3.6 litre yakmıştım. Aşağı yukarı aynı şeyler. Motorun genel olarak şasisinden bahsedeyim. Şasi iki parça, Dük'lerde olduğu gibi. Ben Dük kullanıyorum, o yüzden onunla kıyaslayabiliyorum. Ya onunla hani kafa kafaya olduğunu düşünüyorum. Dük'ün şasisi de iki parça. Bu da ne işe yarıyor? Ön kaldırırsanız falan kuyruğu kırmadan yolunuza da hani kuyruğu kırarsanız sadece kuyruğu değiştirerek yolunuza devam edebilirsiniz. Güzel bir özellik bence. Güzel düşünmüş abilerimiz, mühendisler. Şuradan sağdan yukarı çıkacağım. Yani şu ana kadar dengeli bir yarım saat 45 dakikadır motoru sürüyorum. Bayağı dengeli geldi. Bir de Dük kullanıyordum. Dük'le hani aşağı yukarı aynı anatomiye sahip bir motor olduğu için bence güzel. ABS özelliği var. ABS özelliği farklı bir ABS. Yani normalde BMW'nin kendi sistemi. Normalde diskin üzerinde delikli bir sistem vardır. Onunla ABS yürür. Bundaki düz bir levha şeklinde değişik bir sistem. Videosunu koyarım. Şu an trafiklerdeyiz. Trafikte falan sağda solda hani bayağı sürdüm. Ayaklarıma hiçbir sıcaklık gelmedi. Gerçi uzun bot giyiyorum ama sıcaklık rahatsız etmedi beni. Güzel bir şey. Ekranda da yeterli derecede bilgi var. Fuel range var, en sevdiğim. Fuel range dediğim şey deponuzdaki yakıtla kaç kilometre gidebileceğinizi söylüyor. O çok trafik varmış. O özelliği seviyorum. Güzel bir özellik. Vites göstergesi var, saat var. Sesi çok güzel motorun. Bir de sesi çok böyle gazladığınızda eski tip Mustang'lerin o sesleri var ya, sıralı böyle pistonların indiğini fark ediyorsunuz. O ses geliyor. Çok beğeniyorum sesini. Euro 4 muhabbetinden dolayı tabii sesini çok kısmışlar motorun. Egzoz da azıcık büyük olmuş. Dük'te egzoz sisteminin yarısı da şeyin içinde, motorun arka çatanın arasında içinde. Yarısı dışarıda, susturucusu dışarıda olduğu için egzoz küçük gibi görünüyor. Bunda hepsini dışarıda yapmışlar. Ağırlık dengesini kurabilmek için anladığım kadarıyla. Dışarıda olduğu için biraz egzoz büyük görünüyor. Ama sesi bu büyüklüğü önlüyor. Yani tipi, tasarımı da güzel. Gördüğünüz gibi aralardan da geçiyoruz. Motorun ön diski 300 mm, arka diski 240 mm fren diski. Önde 4 piston fren kaliperi var. Arkada tek piston var. ABS vesaire, bunlar kendilerini güzel idare ediyorlar. Michelin Pilot Street lastiği var. Yumuşak hamur böyle güzel, hoşuma gitti. Böyle kalkış falan yaptım. 0-100 DMS yaptım birkaç kez. Onlarda da güzel iş gördü yani. Hani arkayı salmadı, kaydırmadı. Onu beğendim. Buralar çok trafikli olduğu için pek öyle girişimlerde bulunmayacağım şimdi ama boşluk bulursam sizin için tabii ki deneyeceğim. Aynaların görüntüsü, aynaların arkayı gösterme muhabbeti gayet güzel. Şöyle sağa geçelim. Yani aynaların görüş açısını da çok beğendim. Gidon gördüğünüz gibi biraz öne doğru, değişik bir gidon açısı var. Yani Dük kullanıyorum. Dük'ten biraz daha farklı aynı görünmesine rağmen. Bir cafe racer havası var. Gördüğünüz gibi büyük bir deposu var. Depo görünüşü de çok hoş. Yani deposu çok kalıplı ama 11 litre. Bir de 1 litrede yakıt deposu var. Yedek yakıt deposu var. Dük'te bildiğiniz gibi ön kısım çok küçüktür ama 13,5 litreye yakın depo kapasitesi olduğu yazıyordu. Şöyle sağa geçelim. Sesi duyduğunuz gibi altındayız. Sesi bayağı hoş, bayağı güzel. Beğendim. Hoş bir sesi var. Çok da rüzgar var bu arada. Biraz yavaşlayayım, rüzgar sesinden etkilenmeyin. Onun dışında yakıt deposunun dışı tamamıyla plastik granajlarla kapatılmış ki kaza anında çelik depo delinip yakıt yola sızmasın, aksilikler olmasın diye. Şuradan sağa geçersem sizin için motorun böyle durdurup etrafından da bir şeyler gösterebilirim. Belki şurada küçük bir boşluk vardır. Küçük şirin bir boşluk. Evet, şurada varmış. ABS'yi de şimdi deneyeceğiz. İşte güzel. İdare eder. ABS idare eder değil yani. Benim fren kabiliyetim idare eder. ABS güzel tutuyor. Şimdi şöyle dışından göstereyim. Pek eğilip kalkmayacağım. Bu videoları zaten videonun üzerine ekleyeceğim. Çektiğim yakın çekim videolarını. Fren 4 piston fren kaliperi var. Önde güzel bir 300 mm diskimiz var. Yağ filtresi gördüğünüz gibi şöyle aşağı tutayım. Gördüğünüz gibi ön kısımda BMW'nin güzel renkleri, o parlak renkleri, beyaz, mavi, kırmızı. Egzozumuz bu şekilde azıcık büyük görünüyor ama hoş bir sesi var. Çok beğendim. Arka yolcu basacak yerleri gördüğünüz gibi sıkıştırılmış alüminyumdan yapılmış. Tasarım olarak güzel kasılmış, yapılmış. Arka şasi böyle iki parça. Yani motosikletin genel olarak konforunu beğendim. Bu kısımda da, arka kısımda da belinize tam denk gelen bir kısım var. Yani siz böyle gaza yüklendiğinizde rahatlıkla sizi tutuyor ve arkadan bir güven veriyor, güven hissi veriyor. Şöyle yola bakalım. Bayağı güzel. Geri kalan birçok şey aşağı yukarı aynı motosiklet sistemi. Sinyal, stop lambası LED, diğerleri normal ampuller sanırım. Bakayım, evet. LED bu kısım. Değişik bir stop lamba mekanizması var. Böyle uzun bir kuyruğu var. Gördüğünüz gibi lastikler. Amortisör sistemi ortada. Gördüğünüz gibi orta kısım, dükte olan kısım boş. Orayı boş yapmışlar. Bütün egzoz sistemini buraya koymuşlar. Güzel bir mevzu. Granajları gördüğünüz gibi dolgun dolgun. Yani motor büyük duruyor. Polis sanırım adamı kovalıyor. Neyse. Ters teleskopik ön amortisörleri var. Bu da virajlarda daha kabiliyetli olduğunu söyleniyor. Yani motosikletlerde ters teleskopik amortisör bu işe yarıyor. Burada gördüğünüz gibi bu kısım bu şekilde gidon yükseltme vesaire de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buraya bir şeyler ekleyip gidonu rahatlıkla yükseltebilirsiniz. ABS'si gördüğünüz gibi diye değişik bir siyah bir sistem. Diskimiz böyle, baybrağı, fren kaliperleri. Debriyajı oldukça yumuşak. Motor çalıştığında nedense debriyajı bir yumuşak böyle. Ekranda gerekli bütün bilgiler var. Yakıt, fuel range, işte saatimiz var. Devir saati var burada sanal olarak, dijital olarak. Yanında da şöyle yakından göstereyim. Yanında vites göstergemiz var. Burada uzunlar, kısalar var. Burada selektör butonu var ön kısımda. Sinyaller sağ sol. Burada kornamız var. Burada enjeksiyon butonu ve çalıştırma butonu. Bunda starter kit yok bu motorda. Starter kit nedir diye sorarsanız Dük 390'dan biliyorum ben de. Onu da kullanıyordum. Buradaki butonu bir kez bastığınızda motor kendini çalıştırıyor ama bunda öyle bir sistem yok. Basılı tutuyorsunuz butonu. Rodajlı olduğu için şu anda da hani biraz böyle nazlı bir motor. Fazla da abanmadım motora. Başka nesini anlatabilirim dışından? Hemen biraz daha binip sürüp devam edelim yola. Hemen binelim. Motoru beğendim yani. Rahatlık ve konfor, güç olarak çok iyi bir motor. Ama bu motor için şöyle bir muhabbet söylüyorum ben. Benim söylemim, benim deyimim diyeyim. Zengin başlangıç motoru. Yani öyle bir havası var çünkü 30.000 lira yani motor hacmiyle denk bir fiyat değil ama tabi teknolojisine bir şey diyemem. Güzel bir teknoloji kullanılmış. Sinyalde şöyle bir olay var. Hani akşam karanlığında daha çok fark edilir. Ben sinyal verdiğimde buradan da ben sinyal ışığını görüyorum. Dükte görmüyordum. O güzeldi. Sinyali sinyal kısmının içine, o sistemin içine gömmüşlerdi. Sürücüyü belki göz olarak hani rahatsız edebilir. Gözüne denk gelebilir. Bu arkadaş bir selektör yaptı ama evet, yol tarifi aldı abimiz. Çalış, evet. Dittit. Geç bakalım. Şimdi buradan şu kenara gideceğim. Oradan 0-100 yapacağım otobanda, yolda. Onu da yapmış olalım. Bakalım kamera çalışıyor. Sesi güzel ya. Sesini çok beğendim motorun. Rahatlığı, konfor da öyle. Selesi Dük'ten yumuşak. Onu söyleyebilirim. Dük'ten yumuşak bir selesi var ve amortisör yumuşaklığı da gayet iyi. Yani çukurlardan geçerken falan sizi rahatsız etmiyor. Geçebileceğim mi bugün acaba karşıya? Çok yoğun ya İstanbul trafiği. Çelik fren hortumlarından bahsetmedim sanırım. Motorda çelik fren hortumu kullanılmış. Bu da tabii ki fren performansına büyük bir etki yaratmış. Şurada duracağım artık. Evet, inşallah biri çarpmaz bana. İzninizle 0-100 km denemesini yapıyorum. Bir çarpın birbirinize bakalım. Evet, sıfırdan olması için böyle duracağım. 3, 2, 1. Evet, 100 yaptık. Motorda şunu fark ettim. Yüksek devirlerde daha böyle güçlü. Yani düşük devirlerde normal uslu gidiyor. Çok böyle insanı rahatsız etmiyor. Gaz tepkisi yumuşak. Yüksek devirlerde ama coşuyor yani. Öyle bir olayı var. Bunu fark ettim. Şuradan Ataşehir'e gidip motoru Borusan'a kırmadan verebilirsem çok mutlu olacağım. Borusan Bey, benim motorda inşallah biri götürmemiştir. Diskeli takmamıştım. Zaten tekno takip var. Bir şey olmaz. Genel olarak düşüncelerim bunlar. Ben rahat ve güzel, konforlu buldum ama birazcık 30.000 lira olması fiyatının, şu an 2017'nin Eylül ayındayız. Eylül'ün 28'i sanırım şu an. Yani bu tarihte zaten motosikletlere oldukça zam gelmişti. 30.000 lira biraz pahalı ama BMW seven, BMW tutkunu olanlar, marka şeyi olanlar bence alabilir. Anormallik yok yani. BMW güzel bir marka, kaliteli bir marka. Problem yaşanacağını pek sanmıyorum. Şöyle çukurdan kaçalım. Genel anlamda yani şey, arkasında koca bir firma var. O yüzden güzel motor. Gidon da çok rahat. Gidon tutacakları, elcikler çok yumuşak. Rahatlık veriyor insana. Ve sağa geçelim. Dük'te biraz sert elcik kullanılmıştı. Bilmiyorum. Dük biraz daha racing motor havasında ama Ataşehir şöyle. Hemen yatırıyorum motoru. Hiç sıkıntı yaratmıyor motor. Umarım bu video aydınlatıcı olmuştur arkadaşlar. Yani başka motosiklet incelememi istiyorsanız onlarla ilgili de bana mesaj atabilirsiniz. Şu motoru al, şu motor için test sürüşüne git falan diyebilirsiniz. Elimden geldiğince motosiklet incelemeye çalışıyorum. Ekipmanla incelemeye çalışıyorum. Öyle. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Facebook'ta da hesabım var. Onu da takip ederseniz müthiş olur yani. Buradan size teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşça kalın.